Ama ben sana aç değilim demiştim. Sus. Ne yani, şimdi de zorla mı yedireceksin? Hayır. Ne yapacaksın? Söyle de bileyim. Binbaşı? Binbaşı neredesin? Gittin mi? Ancak millete sinirlensin otursun zaten. Her şeyi kızmak için bahanesi de hazır. Kim bilir bana ne yapacak? Canavar. Ne yapsam? Gidip geri mi getirsem? Öyle yapayım değil mi? Hayır. Neden hep? Ben sakinleştiriyorum. Kızdıysa kızdı, ne yapalım? Ben de ona kızdım. Ama karnım da çok acı. Sen... Kim olacaktı? Ben de sanmıştım ki... Sen birden çıkıp gittin. Demek ben... Ancak sinirlenmeyebilirim, öyle mi? Aptalın tekiyim. Yeter. Fazlasıyla konuştun. Artık sus ve yemeğini bitir. Yoksa... Yoksa yine şarkı söylersin. Aç ağzını. Aa, dur. Püre de yapmıştım, ondan getirmedin mi? Dur ben gidip... Hayır. Sus ve otur. Koca bir tepsi getirdim. Hadi sen de ye o zaman. Ye de söyle bana, güzel olmuş mu olmamış mı? Aa, Layla nereye? O tepsiyle nereye gidiyorsun? ben bunu Rudra'nın odasına götüreyim demiştim de. Ama o odaya zaten bir tepsi yemek götürdü. Evet biliyorum abla. Yine de yemekten sonra su içmek isterler diye düşündüm. Hayır Layla. Ben odalarına bütün akşam yetecek kadar su bıraktım. Senin götüreceğin suya ihtiyaçları yok yani. Peki o zaman biraz daha lavaş ekmeği götüreyim. Hayır gerek yok. Gözümle gördüm. Rudra kendine 3 dilim ekmek aldı. Üstelik Parvati'ye de 2 dilim götürdü canım. Daha fazlasını yemelerine gerek yok yani. Sen zahmet etme. Peki abla. Madem... Odalarına girmemi istemiyorsun, o zaman bunu sen götür. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Sana sadece şunu söylemek istemiştim.
Onların bir süre yalnız kalmaya ihtiyaçları var. Odalarına girip çıkıp rahatsız etmek doğru değil. Aha abla. Sen onları ne kadar düşünüyorsun? Tabii ki düşünmek zorundayım. Parvati sadece bu evin gelini değil, aynı zamanda kardeşim. Gelin hanım. Efendim anne. Mutfakta işler bitti galiba. Hayır, çok az bir şey kaldı. Hadi. Tamam. Senin bu gelinin de tam... Evet, bilmez miyim? Çok bilmiş. Bu yüzden onu işinin başına geri yolladım. Sen de git o çok büyük ve değerli planına uygun. Bu haldeyken neden bir de yemek yapmaya kalktın? Neden mutfağa gidip uğraştın? Çünkü canım istedi. Hadi söyle, püre güzel olmuş mu? Babam daha güzel yapıyor. Tamam, asma suratını. Benim kitabımda bu söylediğimin tam tersi demektir. Aç ağzını. Bu resmen yanmış. Nasıl yanmış anlamadım. Üstelik o kadar da güzel kokuyordu. Haro? Haro, çok özür dilerim, beni affet. İşin aslı... seni odada bırakıp çıktıktan sonra birden şeyi hatırladım. Rudra'nın ekmeğini hafif yanmış sevdiğini. Hatta babasının bir sözünü söylediğinde hep gülerdik, değil mi? Rudra'nın siniri ne kadar tepesindeyse ekmekleri de o kadar yanık olur. Senin kabahatin yok, üzülme. Rudra'nın hayatına daha yeni kesin. Ama ben yıllardır onunlayım. Yani... Evet, biliyorum. Beni yemeği yakacak kadar tanıyorsun. Ve senin için ilk kez böyle bir şey yaptım. Yine de bu... yanmış püreyi hiç beğenmediğimi söylemeliyim. Ispanak püresi yap. Ama yanık olmasın. Yanık püre yeme alışkanlığımdır ama sevdiğimden yiyemiyorum. Rudra, eğer istersen ben sana yeniden püre hazırlayabilirim. İstersen ıspanak püresi de yaparım. Hayır, gerek yok. Çorba ve ekmekle idare ederim. Sana ne oldu? Yemeğini bitirmedin. Ama zaten senin huyun böyle, değil mi? Bu huyundan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Gel. Ben yerde yatarım, sorun değil. Yatakta yat, hadi.
Ama şimdi uyursam olmaz ki. Daha gözümden bu sargıları çıkarmam gerek. Yarın sabah çıkarırız, bir şey olmaz. Şimdi sadece uyumana bak. Sonuçta rüya görmeyecek misin? Sargıya ihtiyacın mı var? Bir iki işim kaldı. Bitirip hemen döneceğim. Işık açık kalsın. Korkma, tamam mı? Bir şey istersen bana seslen. Cevabım hayır. Neye hayır diyorsun Ruta? Bugün bir ara bana bir şey sordun. Sana güveniyor muyum, güvenmiyor muyum diye. Cevabım, güvenmiyorum. Bu zavallı numaralarını yutmuyorum, haberin olsun. Ben seni, senden bile iyi tanıyan biriyim. Ne yaptığını görüyorum. Paroya neyi göstermeye çalıştığını. Ne oldu Rudra? Benim tek istediğim Parvati'nin yemek yapmasına yardım etmek. Geç bunları. Neyi kanıtlamaya çalışıyor? Rudra yeter. Ne söyleyeceksen sonra söyle. Çünkü önce ben bir şey soracağım. Senin benimle ne derdin var? Sana bu soruyu kahvaltıda da sordum biliyorsun. İlahiyi bir kağıda yazdım. Bundan bile rahatsız oldun, öyle değil mi? Daha kısa bir süre önce benden özür diledin. Peki hala sorun ne? Sonuçta karım biliyor işte. Bir zamanlar sana deli gibi aşıktım. Ama o bile bana güveniyor çünkü ben ondan bir şey saklamıyorum. Rudra? Karın sadece benim aşık olduğumu mu biliyor? Bizi biliyor mu? 8 yılımızı? Yani sen ilişkimizin ne kadar derin olduğunu sakladın mı yoksa? Anlaşıldı. Demek senin asıl derdin buydu. Yeter. Binbaşı. Bunu yapmaya hakkın yok, tamam mı? Haktan bahsetme bana Rudra. Biliyorsun ben seni hiçbir şeye zorlamadım. Şu anda da sana bir şey yapmaya çalışmıyorum. Buraya geldim. Çünkü bana yardım edebilecek tek insan sendin Rudra. Ama senin benimle hiç bitmeyen bir sorunun var, öyle değil mi? Evet, şimdi her şeyi anlamış oldum. Karına hiçbir şey anlatmadın. Çünkü duyunca ne tepki verir diye korktun, öyle değil mi? Ne tepki vereceğini bilmediğin için söylemedin.
Rudra Pratap Branavat. Demek korkuyor. Gerçekten korkuyorsun. Sen... Rudra, lütfen elimi bırakır mısın? Canım yanmaya başladı. Rudra, Rudra lütfen bırak dedim. Bırak, canım yanıyor. Rudra bırak, çok acıyor. Binbaşı. Baron. Sen burada mıydın? Neden çıktın odadan? Ya düşseydin? Sana bir şey sordum, cevap ver. Leyla az önce elimi bırak diyordu. Neden öyle bağırıyordu sana? Gözlerini kaçırıyorsun değil mi? Sen neyse, önce odamıza gidelim hadi. Ben kendim giderim. Hem önce sorduğum soruya cevap ver. Peki. İster odana dön, ister burada böyle dikilmeye devam et. Sana cevap falan verecek değilim. Çünkü bu hayatta beni sorgulanmaya kimsenin hakkı yoktur. Parvati, Maitre'yi çağırayım mı hayatım? İstersen seni odana götürsün. İstersen ben de götürürüm. Rudra Pratap Ranavat. Demek korkuyor. Leyla az önce elimi bırak diyordu. Neden öyle bağırıyordu sana? Karına hiçbir şey anlatmadın. Çünkü duyunca ne tepki verir diye korktun, öyle değil mi? Ne tepki vereceğini bilmediğin için söylemedin. Önce sorduğum soruya cevap ver. Neden cevap vermem gerekiyor? Neyim o benim? Ben senin karınım. Otur bakalım. Parvati, ilacın nerede canım? Orada, çekmecede. Bileziklerin ne kadar da güzelmiş. Nereden aldın? Onları bana Rudra almıştı. Siz az önce
Tartıştınız mı? Ben öyle gibi anladım da. Bana mı öyle geldi? Hayır, hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Aramızda tartışma falan geçmedi. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Parvati, bir şey dikkatimi çekti. Sen düğün gerdanlığını neden takmıyorsun? Biz aslında biraz aceleyle evlendik o yüzden. Yani gerdanlık hazırlatmaya pek vaktimiz olmadı. Ama bunu takıyorum, çok da alıştım. Bunu düğün gerdanlığım kabul ettim. İyi de o özel bir mücevherdir. Kocanın huzuruna etkisi olur derler. Bence bunu da aklından çıkarma. Ben de sana bir soru sorsam? Tabii sorabilirsin. Az önce Rudra'yla ne konuşuyordunuz öyle? Bana da asıl sizin aranızda bir tartışma olmuş gibi geldi. Ah, hayır Parvati, hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Ben biliyorum Layla. Sen benden bir şeyler saklıyorsun. Parvati, demek hakkımda böyle düşünüyorsun. Senden bir şeyler saklıyorum, öyle mi? Evet. Neler yaşadığını çok iyi anlıyorum aslında Parvati. Karanlıkla boğuşuyorsun ama seni daha da içine çekiyor, öyle değil mi? Bu karanlıktan hemen kurtulmak ve bir an önce ışığa kavuşmak istiyorsun tabii. Ama her şeyi görebilecek misin? Layla, neredesin?